Ya 3 tane öğrenciyiz ya. 3 tane öğrenciye destek olarak kanalımıza abone olur musunuz? Fatma Hanım, Fatma Hanım, Fatma Hanım, ne yapıyorsunuz? Ne yapayım Ceylinciğim? Maç sonrası üzgünüm. He. Ay. Balık pişiriyorum. Ve diğer bir üzgünlüğüm, kızım sevgili istiyor. Kokuş günüm, sevgili istiyor, kızım yapma lütfen. Bir tanem ben her erkeği sana yakıştırır mıyım aşkım? Sevgili istiyor aşk aşkım. Ne yapacağız biz buna? Aklıma bir şey geldi. Ay yastığı kırsak. Aynen. Ben denedim, sevgili olmuyor. Sevgili zannetmez mi? Neredesin? Menümüzde balık mı var? Menümüzde balık. Balıktan sonra kestane. Nasıl? Mükemmel. Maç ayağı kırıklıydı. Yargı da öyle olmaz umarım. Hayır ya, bu neydi olsun? Bir tam vuracakken kurşunun önüne kalkan mı girecek? Yüzünüzdeki boyalar da çok güzel. Fenerbahçeli misiniz? Evet. Sizde benim bir şey yok. Siz tarafsızsınız. Hayır, sensin tarafsız. Bir tane mi? Diğer balığımız sığmadı. Aa, bak kas kas katılmış. Oh my! Balıklar püstü. Oh my god, elim çarptı ya. Bir saniye. Anne, püstü mü hadi? Gel bak bakalım pişmiş mi? Of, çok güzel gözüküyorlar. Galatasaray da kazanmadı, öyle düşün ama. Oy, benim kızımın sevgilisi istiyor. Ben yerden bulayım sevgili sana aşkım. Benim bir tanem. Ben her erkeği sana yakıştırır mıyım bir tane? Benim kızım sevgili istiyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Hadi. Kayhan gel, tabakları götür. Aa, yılbaşı ağacını mı kırmışsınız? Aa, nereden ya? Aa, hiç görmemiştin değil mi? İlk defa görüyorsun. Fırın mı, airfryer mı? Bakalım. Bence airfryer. Bakalım. Hadi. Sen bir bakıyorum şu an fırın kırma. Hı hı. Ya ben nerede oturacağım Kayhan? Burada tutar mısın Ceylin? Evet, fırının tadına bakıyorum. Daha önce hiç denemedim. İçindeki kalsiyumu biraz fazla. Hadi yargı başlayalım bir tane. Yargı başlıyor. Aa, yüzümü tekleştirmedik. Evet. Neyse, maç sonrası. Sen niye sildin? Bunda sanki böyle suyla pişirilmiş gibi. Su tadı var böyle. Su kattınız içine. Su tadı geliyor. Balığı yapmadım. Aa, o zaman siz yapan kişisiniz değil mi? İçine su mu kattınız? Su tadı geliyordu birazcık. Bana su tadı geldi. Bir de fırında pişirilmiş gibi geliyor. Siz bunu fırında mı pişirdiniz? Yemekteyiz paradis. Ne cevap verim ama. Yok, Himalaya dağlarına çıktım, orada pişirdim. Nerede pişireceğim? Tabii fırında. Fırında pişirilir mi hiç? Bu fırın yemeği mi Allah aşkına? Yemiyorum bir puan. Pekmez tadı alıyor musunuz? Yeme. Pekmez tadı alıyor musunuz? Pekmez değil de azıcık böyle, nasıl desem, böyle ayı eti tadı var. İçin... Aa, yargı başlıyor. Siz bence yememek, bana puan vermemek için bahane arıyorsunuz. Yemeyin. Geçen hafta siz bana bunları deyip de... Sütü diyor da gergin anlar. Fatma Hanım, Kayhan Bey'in çorbasına. Ben hiçbir şey dememiştim. Şu an bana hakaret edemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Ama aa, kötü yemek yapmıştınız. Ne verseydin tabii ki onu verecektin. Sizinki de kötü. Himalaya dağlarında pişirseydiniz. Neden gidip de fırında pişirdiniz? Fırında hiç pişirilir mi? Kayhan Bey, gidin mutfağa bakın. Bakalım mutfak temiz mi? Evet. Hayır, mutfağıma giremezsiniz. Mutfağıma neden? Giremezsiniz. Neden? Kirli mi? Kirli değil mi? Hayır, tertemiz. Sunumunda zaten tabakların yanında. Hayır. Tatlıyı yetiştirememiş. Bir dakika. Bir tane kadın soruyordu ya, kahve içerken içeri mi girdiniz? Öyle bir şey soruyor. Ben diyeceğim. İçerken, siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Oturup kahve mi içtiniz? Hadi, hadi. Hayır, yani bu fırında pişiriyor mu? Bu fırında pişerken peki 2 saat boyunca siz ne yaptınız? Oturup kahve mi içtiniz yanımda? Ne yapsaydım? Ben de fırına bastım.
parodimiz de bittiğine göre. Hadi sözü okuyun o zaman. Siz istediğiniz kadar onarmaya çalışın. Çatlak. Yine çatlaktır. Kim söylemiş Kaya? Mahatma Gandhi. Aa, Gandhi mi söylemiş? Mahatma Gandhi. Bu Gandhi bizim Gandhi. Ha, ben geçen... Aa, burada bir mindaş var. Ben geçen gün birisini kandırdım ama o çok benim kandırdığıma o kadar fazla Gandhi ki. Hmm. Çok iyi. Çok iyi Gandhi. Ya böyle bir damlak yok. Çok iyiydi. Bırak kızımı kendi başıyla bırak. Sevgili istiyor benim kızım ya. Sevgili istiyor ya. Anne, Elif Ay düzeltmiş mi bari? Güzel. Hadi başlıyoruz. Adam patlamıştı en son. Dur bakayım. Kim patlamıştı? Aa, evet. Benim cazalım almışsın yine. Bak. Ayran tadıyla. Bak. Sulu sulu olmuş bu. Ay, Elif Ay da güzel. Al bunu sen yok beğen. Elif Ay. Elif Ay. Elif Ay şey. Biraz daha güzel tadı ama bu daha sulu böyle. Bu kuru kalmış ama tadı daha güzel. Yani balık air fryer'da mı yoksa fırında mı air fryer? Galatasaray mı Fener mi? Fener. Abi şu an korkup kaçıyor. Aa, Ceylin'e bak ne yaptı? Anne! Ne yapıyorsun? Burada var ya. Anne, bu ne? Zulam mı? Sulu sulu yemek zaten güzel. Ne alaka Ceylin? Ceylin en son böyle dediklerinde Ceylin kaçırılmıştı, hatırlıyor musunuz? Sana geldi, akıllı ol dedi. O zaman bilerek Ceylin uzaklaştıktan sonra patlatmış. Belki travma olsun. Evet. Ben şarkı bak. Değil. Biz de her şey Ceylin'le birlikte de patlatırlar da onlar yaptı. En son burada kalmıştı. Kadir ne alaka? Ha, doğru. Erkek kardeş herhalde kocası, değil mi? Hı hı. Yanına gitti. Kim? Amerika'da hala. Kim, bir saniye? Gitti. Amerika'da hala. Ha, öldürdü kardeşini. Aa, şükür. Baş sadece tehdit eden adam değil mi fragmandaki? Kocası mıymış tehdit eden? Kimi tehdit etti bu? Başsavcı dedi ya, ilgazı falan dosyadan çek, bu da gitti hemen çekti. Aa, evet. Keşke izin verseydin de babam önce kız olarak ben de konuşsaydım. Ya üf, ama sevgili olmak da böyle başa bela. Her ufacık bir şey de trip. Boş ver. Boş ver, Başsavcım var mı? Çok ayinsin. Salatayı kaşıklıyor. Ama. Burada kastane modu yok. Ama. Bizim Airfire'da kastane modu yok da. Airfire'da nasıl yapacağız peki? Airfire'da sanırım tavuk ayarında yapacağız. Neden? Ya kastane modunu koymamışlar bizim Airfire'da. Gör de yap. Airfire'da bizim kastane modu yok. O zaman... Sors yok mu? Kimseler ya çekmiştir. Bir bak bakalım YouTube'da. Bakalım. Ne oldu? Niye yer değiştirdiniz? Buyurun Mayra, erkek kardeş. Tamam, sors. Anne, airfire alıyor. Koş. Pişmişler mi? Pişmişler mi? Yemine? Hadi bırakın bakalım. Bırakın, yine tükerecek mi? Yürüdük, bitmedi ki. Anne, ne düşünüyorsun? Ya siz, yardım edemiyorum çocuğuma. Siz çok beceriksiz. Bak nasıl yediriyorum. Nasıl yediriyorum? Ya ağzına koyacağım. Kapatacağım bak. Veteriner de öyle yapıyor. Kapatacağım, yutmasını bekleyeceğim. Yutana kadar bekleyeceğiz böyle. O benimle savaşacak, ben onunla savaşacağım. O benimle savaşacak, ben onunla savaşacağım. Yüzümüzü de silelim. Zaten Fener kazanmadı. Saklandım, nasıl yedin? Parla ne yapacak diyemedi. Bence çok büyük hırs olayı çözecek. Hırs yaptı ve bence de. Avukatlık devam edecek. Bence de. Ben eve geçiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Avukat olarak kalacağım. Pardon da Hırgaz, ki ona ne parlak kimi savunuyor? Niye yönetmeye çalışıyor ki? Evet. Siz. Korkuyor ya. Biz hiçbir şey yapamayız. Benim bu kızım sevgili istiyor da ben ne yapacağım? Hayır yani şey anne. Sevgili istiyor da. Sevgilisi yok. Arkadaşlar, benim kızım sevgili istiyor. Ben nereden bulayım bunun sevgili? Herkesi ben buna yakıştıramam ki.
Ay özür dilerim aşkım bir tanem. Azıcık sabret. Azıcık sabret, bir iki gün daha ameliyat yaptırayım sana aşkım. Ay benim şerifim. Sevgili istiyor, doğru istiyor. Hiçbir erkeği ben buna yakıştıramam ki. Ay. Ah büyüdüler anne. Minnoşum ne ara büyüdü sevgili istiyor ya. Evden gidecek. Kuş olup uçacak. Sayın Fatma Hanım, kestane ne zaman gelmeyi düşünüyor? Bakayım. Ah peşinden geliyor anne. Anne bir şey diyor. Aşkım bana diyor ki yardım et anne bana. Bana diyor sana sevgili bul ama ben ona sevgili bulamam. O benim aşkım. O benim kuzum. Tamam. Bir iki gün daha geçsin. Ameliyat yaptıracağım aşkım seni. Tamam annem. Ben hiçbir erkeği sana yaklaştırır mıyım aşkım? Bir tanem. Oy elimden de hiçbir şey gelmiyor ki. Kuş alıp uçacak mı Layra elimizden? Oy Layra. Ben hiç kimselere veremem. Oy annem gel. Canım gel. Gel aşkım. Sevgili gel. Aşkım. Gel bir tanem gel. Canım. Gel bir tanem aşkım gel. Ben sana yasıl erkek bulam aşkım, sana yakıştıramam ki kimseleri ben. Aşkım. Bir tanem. Ben sana kimi bulayım aşkım? Hiç kimseleri sana yakıştıramam ki bir tanem. Gel. Gel benim kuşum kızım. Oo, sen büyüdün de erkek mi istiyorsun? Anne şimdi seni götürüyorum. Ameliyat yaptıracak mı kızım? Bir tanem kurtaracak annen seni. Erkek mekek yok. O benim güzel kızım bir tanem o benim. Oo, anne sana kurban olur. Ona erkek mekek yok. Tamam bir tanem tamam. Sen böyle yatsın, böyle sevem de sakinleşsin azıcık bu aşkım. Bak böyle yatlıyor. Tamam bir tane. Benim güzel kızım. Anne. Tamam. Oy. Adam izleyeceksin yani. Evet, çünkü kızımı sevmem lazım. Çok yaşlı. Bakış açını değiştir ya. Gel. Dün kaç abone geldi? Dün kaçta kapatmıştı? Deftere bak. Minnoşum gel. Minnoşum gel. Benim kızım çok üzgün. Canım gel. Anne. Tamam bir tanem sana sevgili bulacağım da. Neden bulayım? 5 dakikada ben sevgili bulamam sana. Aşkım bir tanem. Oy. Nereden bulalım biz anne onu sevgiliyi? Nereden bulalım ya biz bu kızıma sevgili? Bunun gibi güzel bir tane erkek sevgili var mı? Erkek sevgisi olanlar yorumları bekliyorum. Erkek dişi British Short Hair numaralı. 1990 erkek dişi. Erkek British Short Hair olanlar yorumları bekliyorum. Anne. Tabii iki gün içinde yor yazmaz lazım. Çünkü bir gün sonra kızılaştı. Sevgili bulmak istemiyorum ama ben kızıma. Hadi sen de Eren'le Tuğçe gibi Layra ile anne kız konuş. Anne kız konuşalım. Gel birkaç aşkım gel anne kız bir konuşalım mı? Hı? Gel anne kız konuşmaya gidelim mi? Hayır. Ama ben sana ben Eren'le... Onun annesi benim. Ha? Hayır benim. Tamam. Evet. Hadi gelin bu Tuğçe ile Eren konuşmasın. Tuğçe Eren'le konuşuyor, biz de kendi kızımızla konuşuyoruz. Yapma abi söyle. Ne kadar ciddi konuşuyorlar anlamadım. Ya bu nasıl evlenecek? Bir arabeske bağladılar. Arabeske bağladılar. Anne nereye? Biz bunu nereden bulalım erkek? İki gün içinde erkek kadısı olanlar, erkek British Short Hair olanlar yorumlar aslında. Çünkü iki gün sonra kısılar süreceğiz. İki gün içinde aşağıya bekliyorum yorumlarınızı.
Bir daha da kestane mestane yok. Neden? Olmuyor. Neden olmadı? Takipçilerimize sormak ister misin? İki kadınınız var. İki kadın. Takipçilerimiz yazmıyor. Kustum onlara ben. Aşkım bırak. Ne itirafı kim? Birazdan anlarız vallahi amirim. Ah ya, o kız da böyle bizim hakkımızda ileri geri konuşmuş, atmış, tutmuş. Anlamadım ya, Nadia'nın kocası Nadia şey. Nadia mi kötü bir şeyler yapmış? Ne yapmıştı kocası? Niçin hapsayırmıştı? 10 yıl hapislik ne olabilir ki? Ama Nadia için yaptım diyor. Hayır, bir şey anlamadım. Nadia mi kötüymüş şimdi yani? Herhalde. Ama ne kararı? Ne diyecek? Sizi dosyadan aldım Ilgaz Savcı. Tamam da ben verdim. Neden aldı peki? Hediye paketi. Bize de hediye vermek istiyorsanız abone ol. Bu bölümde hiç bir şey olmuyor. Çok mu sakin geçiyor bana böyle? Küçük oldum şu çözülsün artık. Ya. Evet ya. Sinir oldum. Bütün Nadide çıktı. Yekta Nadide'yi bulacak şimdi, oley. Nadide de bitecek. Evet, değil mi? Sahilde bir çay ısmarlamayla mutlu olacak bir kadın değilsin. Evet. Ya sen onu senin sevsin diye yaptın ya. Sen onun istediği her şeyi de yapsan, o yine dönüp seni sevmeyecek. Bu hayatın kuralıdır yani. O yüzden sen doğal halinle davranacaksın. Seni seven senin yanında duracak, değil mi? Evet. Tam üstüne bastım. Çiçeği beğenmemişti, hatırla. Ne bileyim ya, ne oldu bu? Aa, sen aile anca çekme senin kan derdin demedi mi? Evet. Şu an niye üzülüyorsun anlamadım ki. Hadi influencer'ın her şeyi gittiğini anladım. Bunlara ne oluyor? Saçma sahneydi ya şu an. Ya tamam, sinirlenme. Ben çok okullar yaptım. Bir kere Çınar hiçbir şey yapmadı. Bir. İkincisi bunun böyle dramatize yapacak, konuşacak, yüzüğü çıkaracak hiçbir durumu yok değil ki. Bence biraz arafere gittim. Bence de git. Sen zaten çık. Şunlar sen de git, düzgün adam ol. Düzgün birini bul zaten. Aylin sen atmadı mı attı? Aylin boşama. Aylin boşandı, evi gitti, arabası gitti, serveti gitti. Buna ne oldu anlamadım ki. Ölüm çok. Ağlama. Kalk git hadi. Ne düşürmüş anneanne sana? Bir eş dost, akraba, iyi. Yekta buldu. Minik bir araştırma. Yani? Nadide başsavcının eski eşi Cellat Kadir'in üvey kardeşi çıktı. Üvey. Oha. Nadide ne yapmış söyle olabilir ki? Ne zaman? Ne yapmış olabilir? Sabah karşılamış operasyon. Sen niye kolye son yerine girsin? Peki ekranınızı alıyorum dosyadan. Polisleri falan suçluyor. Ya ne yaptı? Bu ne yapmış ki bu kadar? Ne var yani? Orada bir tarım. Nerede? Gözaltına alacağız. Operasyonda geç kaldınız. Hadi ne oldu? Hadi bakalım. Çok heyecanlı oldu. Nadide! Ne oldu Nadide? Nadide pos. Nadide çat çat çat. Nadide'nin bundan sonra yaptıkları da ortaya çıkarsa gör. Bir narin nanay. Hey canım hey. Ne oldu ya? Ha, bir şey yok, bir şey yok. Şeyleri yaptılar. Gazın mı bir şey yok? Hayır. O Kadir'in falan adamlarını. Kadir'in mi evi? Oha. Oh be. Kadir'i bitirdiler, oh be. Kadir'e mi bastılar? Evet. Efe Savcı'ya sanki bir şey olacakmış gibi hissettim. Sakın bir şey olmasın. Hadi şu Kadir'i bir alsınlar da oh be. Ya bu ya. Hangi? O kızların evini mi? Kadir'in evi mi yoksa o hastaneye mi basıyorlar? Kadir'in adamlarıydı başta. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Acaba hangisi? Kadir nerede işte bu? Nereye saklamış olabilir ki Kadir? Adamlar dedi ya Kadir abinin yanına gidelim diye. Aa, dikkat et. Orada kim var anne? Orada biri soyuyor. Ana onun evinde de mi? Hem hastaneye hem Kadir'in evine yapmışlar. Varsa telefondan. Hepsi anısın. Nabız obis kontrol altına alın. Ne oluyor ya?
Hayat çok canlı, çok heyecanlı. Ay ne olacak? Ay Efe mi bir şey olacak anne? Ay ne bileyim öyle hissettim. Ne olur olmasın. Kim ya? Ha bu doktor. Bunlar niye çıkıp vuruyorlar ki? Sadece kollarını uzatıp mısın sana? Bu ne ya? Ne ne? Buradan mı sunmaya çalışıyor? Elinize sağlık aslanım, sağ olun. Kalk el. İki memur vuruldu. İki memur mu vuruldu? Memur vuruldu. İki kişi vuruldu. Anne iki kişi vuruldu. Efe, kim vuruldu? Ama iki memur vuruldu. Sonra iki kişi dedi. Memur tamam. Metin yani iki kişi memur. Memur. Kişi işte memur. Hayır burada bitmesin. Bitme. Ya o. Bitti ya. Kesin Efe vurulacak. Sonra işte iyileşecek hastanede. Sonra şey gelecek dedi. Tamam kızım nasılsa mutlu yüzünler falan. Onlar nişanlı. Nadide gelip işte. Nadide bitti, bitti Nadide. Nadide'nin görevi bitti. Nadide. E Kadir'i mi arayacaklar? Şimdi bir iki bölümde kaçar. Kadir, Madir, Nadide hepsi bitti. Oh be! Kızlar da... Kızlar dedi ki... Kızlar da kurtuldu. Benim de uykum geldi. Oh be, film bitmeden bu işi çözdüler. Nadide de bir dahaki bölüm bütün... Nadide pos pos. Nadide'nin işi bitti işi. E peki Efe'ye söyleyecek mi? Ben senin anneannenim. Ben neymiş? Efe biliyor diye zannettim, düşünüyorum. Efe nasıl bilsin ya? Senden mi? Bir yargının daha sonuna geldik. Sabah sabahın beşi. Evet, güzel bitti yargı. Çok şey ilerledi ama güzel bitti, heyecanlı. Güzel bitti de yani. Ama bırak bana da söyleyecekler kim vurulduğunu kesin. Efe vurulmuştur kesin. Yok, Metin Amir ya da hiçbir vurulmamıştı yani. Postur. Ve hep böyle yapıyor. Bence hiç kimse vurulmadı. Böyle kafamızı karıştırıyor. Efe ile hiç çıkmıyor. Şu an onların şeyine, senaryosuna göre Efe ile şey babası vuruldu gibi düşündürüyorlar. Fakat başka... Ya bir koluna falan sıyırmıştır kesin. Hiç öyle abartılacak bir şey yoktur. Evet, yargımızın sonuna geldik. Evet, yargımızın sonuna geldik. Bütün bence Efe sadece vurulmuştur. Sizce ne olmuştur acaba? Yorumların altına yazar mısınız? Bence hiç kimse vurulmadı. Bence Efe sadece vuruldu. Diyor değil de memur ve iki kişi vuruldu demiyor mu yani? Memur vuruldu diyor ya. Karşıdakilerden birisi aslında memursa. Bence Efe sadece vuruldu. Belki Kadir'in adamlarından birisi de eskiden memurdu ve iki memur vuruldu derken Kadir'in adamları vuruldu. Ya bir saçmalama. Ne düşünüyorsanız yorumlara yazın. Anne uyumadan tamamlayalım. Anne uyumadan çabuk yazın. Bir dahaki yılbaşı her şeyi bu. Bir dahaki hafta yargı var mı ki? Yılbaşında yargı iki hafta arayıyor. Olabilir galiba. Pazar günü yılbaşı mı? Herhalde. O zaman bir daha. Bir de yılbaşından sonra iki hafta ara veriyorlar. Oo, iki hafta araysa o zaman ne yapalım? O zaman biz de şimdi şeye geçelim. Türk Dedektif çok güzel, izleyin. Haluk Bilginer'in Türk Dedektif'ini izleriz biz de o arada. Tamam. O zaman bay bay. Ya da. Takip etmeyi unutmayın. Daha mantıklı bir şekilde. Avatar ya da Aşık Oyunları'nı tekrar izleriz. Ya da Lupin'i izleriz. Tamam, Türk Dedektif ve Lupin'i tekrar izliyoruz. Hadi abone bakalım. Sayımız 462. Lütfen 1000 abone olalım. Yardım edin ne olursunuz. Biz bak para işte iyiyse 1000 abone bile olmasak. Yani bu 2 günlük bilemedi. Hadi bu haftalık şeyimizi belirleyelim. Hatta bundan sonra hafta hafta hedef belirleyelim. Mesela bu haftalık hedefimiz 550 olsun mu? Olsun. Yani bu haftalık hedefimiz 550. Bu hafta sonuna kadar 550 yaparsınız. Evet. Tam bir hafta var. Tam 7. Evet. İzleyenler lütfen herkes bir tane abone olsa. Şurada bedava ya. Şuraya basıyorsunuz sadece. Abone ol tuşuna basın. 1000 abone olalım da para kazanalım. Bir elektriğimizi suyumuzu ödeyelim ona. Hayır. Hayır. 1000 kişi izlemiş mesela yargı videosunu. 1000 kişi izlemiş ama... Yani şu an sadece 400 kişi abone. Hayır, madem abone olmayacaksa izleme o zaman, ben de heveslenmeyeyim. Ya 3 tane öğrenciyiz ya. 3 tane öğrenciye destek olarak kanalımıza abone olur musunuz? Abone ol. Abone olmazsan kalkar gelirim, seni bulurum. Uçağa atlar bulurum.